Cenevre'de 3 gün sürecek gayri resmi Kıbrıs görüşmeleri başladı. Cenevre'deki görüşmeler Kıbrıs'taki iki tarafın yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5 artı Birleşmiş Milletler formatında yapılıyor. Cumhurbaşkanı Tatar'ın heyetinde özel temsilci Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Osman Ertuğ, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Kıdemli Müzakere Heyeti üyesi Oğuzhan ile Cumhurbaşkanlığı Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar yer alıyor. Konferansta Türkiye ise başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu heyet temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre'de ilk olarak Başbakan Saner, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte otelin toplantı odasında görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tatar ilk gün temasları kapsamında ayrıca Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılımıyla Kram Montana Formu kurucusu ve onursal başkanı Büyükelçi Yen Paul Carteron'la da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar akşam saatlerinde ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşmiş Milletler Cenevre ofisine yakın bir bölgede bulunan Intercontinental Otel'de bir araya geldi. Bir artı dört formatında gerçekleştirilen görüşme 17 sıralarında başladı ve yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Guterres'e yaptığı görüşme sonrası basına kısa bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantının verimli geçtiğini söyleyerek Guterres'in Kıbrıs konusunu iyi bildiğini vurguladı. Tatar, görüşmede pozisyon ve iyi niyetlerini ortaya koyduklarını, Kıbrıslı Türklerin hep mağdur olduğunu dile getirdiklerini belirtti. Guterres'in Kıran Montana'da da görüşmeleri yürütmesinden dolayı konuya hakim olduğunu dile getiren Tatar, "Guterres konuyu biliyor, meseleyi biliyor. Meseleyi yoğun olarak diğer günlerde tartışmaya devam edeceğiz. Genel Sekreter Kıbrıs konusunu biliyor. Meseleleri Kıran Montana'da da yaşadığından tartabildiğini, tecrübesi olduğunu gözlemledim. Bakıp göreceğiz." dedi. Guterres Cumhurbaşkanı Tatar'la görüşmesi sonrası Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiyadis de bir araya geldi. Guterres daha sonra Kıbrıs'ı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyet başkanları onuruna resepsiyon verdi. Cenevre görüşmelerinin bugün tüm tarafların katılacağı toplantı ve ikili görüşmelerle devam etmesi öngörülüyor. Genel sekreterin 3 garantör ülkenin dışişleri bakanlarıyla da ayrı ayrı görüşmesi planlanıyor. Cenevre'deki Kıbrıs toplantıları 29 Nisan perşembe günü yapılacak görüşmelerle tamamlanacak.